Hakan Fidan, 6 aydır sen bu darbeyi biliyordun. 252 tane adam öldü. 2500 tane gazi var. Milleti çoluk çocuğuna sıktırdınız. Hangi asker çıkıyor açıklıyor? Şimdi Süleyman Soylu'yu aldılar görevden. Ayhan Bora Kaplan operasyonu. Hanifi Avcı çıkıyor. Süleyman Soylu'yu anlatıyor. O gün anlat. Bak biz o gün anlatıyorduk. Muhammed Yakut konuşuyor doğru. Sedat Peker konuşuyor doğru. Ali Yeşildağ konuşuyor doğru. Yalan mı atıyor bu insanlar? Ne oldu? Ali Yeşildağ'ı susturdular. Nerede olduğunu biliyoruz biz. Aldılar parayı. Karısına da gönderdiler. Yok öldürdüler falan filan. Hepsi yalan kardeşim. Ben bu konuda sizden farklı düşünüyorum. Tabii bunların hepsi tartışmaya açık meseleler. Yani Ali Yeşildağ ile ilgili infaz edildiğine ilişkin iddialar. Yok kardeşim, yok yok. Öyle bir şey yok. Kimse. Peki. Biz biliyoruz. Ben şahsım biliyorum nerede o. Adil Öksüz dediler değil mi darbeyi? Hakan Fidan'ın bir numaralı adamıdır. Darbe olacak. Adamı kilotla bağlayacaksın orada. Sabah uçakla çıkacak. Ya maymunlar güler buna ya. Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Tabii burada Ankara Emniyeti'nin Alparslan'ın büyük dahli olduğu en başından beri dosyalara yansımış durumda. Şimdi ev kardeşim ben bir şey söyleyeyim. Bak ben olaylara çok farklı bakarım. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Doğru mu? Evet. Tayyip Erdoğan dindar bir insan. İnanmıyorum da ben. Niye revitesi yaptın? Bilal Erdoğan'ın Reuters ajansları çıktı. Hakan Fidan'la gittiniz evet dediniz. Hani dindarlığınız? Hani AK Parti dindarları? İslamiyet bu midir? Siz hiç mi Hazreti Ömer adaletini almadınız? Darbe gecesi. Muhalefet bunları konuşmuyor. Aptal aptal bunlar. Vallahi aptal. Darbe gecesi. Bir açın televizyonlara. Metin Külünk söyledi. Türkiye'de olmayacak zamlar yaptılar. Niye yaptılar o gece? 15 Temmuz'u unutturacaklar. Nerede devletin namuslu askeri kanatı? Ya bu hepiniz kafanızı kuma mı gömdünüz? Bizimki can değil mi? Allah billah aşkına ya. Kargalar güler buna ya. Boğaziçi Köprüsü'nde şehitlik yapacaksınız. Onu kamyona bindireceksiniz. O arabayı kullanacak, fotoğraf çekeceksiniz. Bu millet yemez bunları. O devletin istihbaratında öyle namuslu Atatürkçüler var ya, onlar sizin kafanıza günü geldiğinde ben biliyorum ne yapacağını. Peki şunu Allah kerimdir. Şunu sormama müsaade edin lütfen. Estağfurullah. Biriydi bu. Bu ifşalara neden başladınız ve bunları nereden biliyorsunuz? Tam söyle. Ben fabrikamda, bak ben videoda ne konuştuysam bugün de aynısını konuşuyorum. Ben Hayati Yazıcı'yı anlattıktan sonra baktık hiçbir şey olmuyor. Görüşmeleri kestik. Bak kestik. Gittim bunu Abdülkadir Aksu'ya da anlattım. Hayati Yazıcı'yı benim yanımda da aradı. Arsızlığını, namussuzluğunu, her şeyini söyledim. Bakan Bey'e döndüm dedim ki bak babamın arkadaşı, kardeşi gibi. Döndüm dedim ki Tayyip Bey'den bana randevu al. Dedi Hasan Doğan bana randevu dahi vermiyor. Abdülkadir Aksu bunu söylüyor kardeşim. Çıksın beni yalanlasın. Döndüm her şeyi sineye çektim. Geldim İstanbul'da fabrikamda oturdum. Bir gün bir bankacı geldi bana. Bu evrakları getirdi. Ben hiç anlamam bak. Videoda da söyledim. Kalktım yine bir dostumdan dolayı. Tayyip Bey'e haber gönderdik. Mehmet Ustaseki'yi gönderdi. Sadece ne istedim bak bunun karşılığında? Bir para. Ve para isteseydim Ahmet Çalık'tan alırdın. Aciz bir adam mıyım? Ben Nihat Özdemir'in nasıl koparılacağını bilmeyen bir adam mıyım? Yapmam bak dedim ki Limak'ı bana takı etse o Sezai bacaksızla onu dedim etlerinden et çekeceğim. Almam. 200 milyon insanın duasını ben namussuzlukla örtmem. Aç kalsam limon satarım dedim burada su satarım. Ben çalışkan adamım. Ben ekmeğimi taştan çıkarım.
Ben Mehmet Özaseki'ye sadece dedim ki Bilecik'te bir yer aldım ya. Sadece dedim teşviğimi çıkarın. Bak bir şey istememişim ha. Teşviğimi ya 300 tane adam fabrikamda çalışacak. Gittim yerimizi aldım. Tamam dedi, Halk Bankası Osman'la başımıza film fırıldaklar geldi. Çıksınlar, namusluysa açıklasınlar kardeşim. Bak biz açıklıyoruz. Bundan oldu. Herkes soruyor ya. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ne yapacağız? Kendimizi mi parçalayacağız? Biz anlatacağız. Ama ben yine söylüyorum. Bu iş bu muhalefetle olmaz. Bu şekil olmaz. Atlayın gelin kardeşim. Adresimiz belli, telefonumuz belli. Gelin bir Dubai'lere gidip yalandan yok Dubai bizi almıyor, şöyle yapıyor. Öbürü oradan başka bir şey söylüyor. Yok birini biri konuşturuyor. Hadi kardeşim. Kimse kimsenin adamı değil. Biz kimseye uşaklık yapmayız. Kimseye adamlık yapmayız. Bizden yaşça büyük olana biz saygımızı gösteririz. Küçükümüze de sevgimizi veririz. Biz başka ne yapabiliriz? Yok Muhammed Yakut mafya. Ulan biz ne mafyacılık yapmışız? Şunu anlıyoruz ki siz yasal olarak hakkınızı istediğiniz yasal olarak bir başvuru yaptınız. Bu başvuru neticelenmeyince ya da red olunca. Aynen kardeşim. Bir size... de üstüne Nihat Özdemir olayı geldi işte. Limak'ı bastılar falan filan. O olay geldi. Ondan sonra bu filmler çıktı. Peki. Artık böyle bir saati falan açtık. Yine programı yaparız. Şimdi bak ben sana başlıkla söyleyeyim ne yapacağımızı millet bilsin. Ona göre şimdi. Bak kardeşim. Abdullah Gül. Hayri Nisa Gül. Madem siz bu seçimde bu namussuzluğu yaptınız. Macit Gül. Mustafa İlbak. İlbak oldu. Sen bana telefonda kabadayılık yap. Devam et. Murat İlbak. İbrahim Bacacı. Bu isimlere iyi dikkat edin. Ha. Bak Sürat Kargo bu isim. Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne çantacısı. Hamdi Akın. Kastamonu günlerinize geleceğim sizin. Benim o akrabam Cüneyt'te size sahip çıkıysa buyursun size sahip çıksın. İki. CHP'lilere sesleniyorum. Mustafa Sarıgül'e çok dikkat edin. Emir Sarıgül'e çok dikkat edin. Sibel Can, sizin o swinger günlerinizi anlatacağım baba oğul. Süleyman Soylu'yla Mustafa Sarıgül ne iş tuttuğunu açıklayacağım. Özbekistan söyleyeyim sana sen iyi anlarsın. Emir Sarıgül, senin hangi ilde, hangi vilayette, hangi turistik tesiste otellerini anlatacağım yavrum. Bunlar hepsi açıklanacak. Abdullah Gül dosyası çok ilginç. Onunla Hayri Nisa Gül'ün. İki. Bunun ışığı çalışmıyor. Yavaşça şey yapma. İki. Üçüncü Mücahit Aslan. Bak bunlar Türkiye'nin en kritik şeyleri. Ben hep dedim ki ülkede beka sorunu var. Hakan Fidan. Mücahit Aslan. İhsan Aslan. Şaban Kayıkçı. Bak bunu ilk Özlem Gürses çıkardı. Ben dedim Ankara TED'de okurken ben de Atatürk Anadolu Lisesi'ndeydim. Şaban Kayıkçı'ya çok dikkat edin dedim. Sezgin Baran Korkmaz olayı değil. Cihan Ekşi olayı değil. Abdullah Kayıkçı'ya iyi dikkat edin. Şaban Kayıkçı'nın abisi. Biz muhalefete muhalefet yapmasını öğretiyorum şu anda. Sadık Kayıkçı. Tayyip Erdoğan. İran Razi, gübre, milyar dolarlık bir tesis. Gemilerin Burak Erdoğan'a geçişi. Bu Abdullah Kayıkçı'nın kim olduğunu benim videoda açıkladığım zaman Hakan Fidan'ın, Mücahit Aslan'ın, Milli İstihbarat'ın altına nasıl dinamit soktuğunu o gün görecek bu ülke. Gücünüz de yetirse gelin buradayım ben. Ha. Yerim de bellidir. Bilbao'dayım. İspanya'dayım. Bütün Avrupa'da AK Parti belgeseli çekilecek.
Bizim yine söylüyorum Erk Bey, benim devletimle problemim yok. Biz o vatana geleceğiz. Geleceğimiz gün de bellidir. Geldiğimiz gün bunlar kendilerine vatan arayacak. Siz tutun. Siz tutun Merdan Yanardağları. Siz tutun Can Tanrıyarları. Akşam buna karar veren hakimle savcı akşam evine gittiği zaman, o anamız bacımız olan karılarının yatağına girdiği zaman, çocuklarının yatağına girdiği zaman bir insan kendiyle bir vicdan muhasebesi yapmaz mı ya? Bu Merdan Yanardağ ne yaptı? Muhammed Yakut'la telefonda konuştu. Suç mu işledi? Sabah program yapacaktı. Sen de yapıyorsun. Can Tanrıyar. Muhammed Yakut'a teknik ekip sağlamış Muhammed. Allah şahitindir. Çöp vermişse bana, Allah benim çoluk çocuğumu yansın. Beni sizin aracılığınızla yine söylüyorum. Hangi basın kuruluşu Sedat Peker'le ilişkilendirirse kendime hasım sayarım. Bak yine söylüyorum. Benim kardeşimdir. Ailesi ailemdir. Allah tırnağına zeval vermesin. Allah yardımcısı olsun. Yok onun adamı, yok bunun adamı. Yok filankes konuşturuyor. Bizi Allah konuşturuyor. Bak ben yine söylüyorum. Ben burada tutuklanacağımı biliyor muydum? Soto del Real Madrid cezaevinde kalacağımı biliyor muydum hücrede? Allah işte diyorum. Gidiyorum oraya. FETÖ'den operasyon yaptıkları Türkiye'de 500 kişinin en önemli adamıyla orada kaldım. Devlet orada. Ben Hakan Fidan'ın ipliğini pazara çıkartmazsam Allah benden bu canı almasın ya.